Herkes Şok kanalına hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğendiyseniz beğen işaretine tıklamayı unutmayın. Gamze Özçelik. Gamze Özçelik gençlik zamanlarında oldukça konuşulmuş isimlerden birisiydi. Özellikle başına gelen bir talihsizlik vardı. O yüzden oldukça acı çekmişti. Bir çocuk derneği ödül töreninde ilk defa tesettürlü olarak görüntülendi. Kapanmam gerekiyordu. İnancım bunu buyuruyordu. Uzun süredir namaz kılıyordum. İman etmiş birisi olarak kapanmak farz, Allah'ın emri diyerek açıklama yapmıştı. İkbal Gülpınar. İçimden gelen sesi dinledim dedi ve Ümre'ye gitti. Ümre dönüşü kapandı. İşime engel olacağı için kapanmayı düşünmüyordum. Ama Kabe'de namaz kılarken içimdeki ses kapanmamı söyledi ve kapandım dedi. Burcu Çetinkaya. Ünlü ralli pilotu olan Çetinkaya manevi bir yolculuğa çıktığını ve bunun sonucu başörtüsü taktığını, artık daha mutlu olduğunu söyledi. Bu arada Burcu Çetinkaya dünya çapında rallici olarak Türkiye'yi temsil etmekte. Selin Toktay. En çılgın mankenlerden birisiydi. Zamanında en çılgın, en çok konuşulan pozları veriyordu. Daha sonra evlendi, çocuğu oldu ve Ümre'ye gitti. Ümre dönüşü o da kapandı. Bazıları eşinden dolayı kapandığını söylese de o Ümre'de manevi huzuru bulduğunu ve bu yüzden kapandığını söyledi. Artık mütevazi bir hayat sürüyor. Sevda Demirel. Evet, Sevda Demirel en çok konuşulan isimlerin başında geliyordu. Özellikle özel hayatı ile sık sık gündeme gelir ve eleştirilirdi. Tabii bir de Hande Ataizli'nin tokat olayı var. Daha sonra tesettüre girerek artık doğru yolu bulduğunu söyledi. Bu özellikle Sevda Demirel'in daha önceki yaşantısını bilenleri oldukça şaşırtmıştı. Büşra Ayaydın. En son oynadığı filmin galasına tesettürlü bir şekilde gelerek herkese şaşırtmıştı. Küçüklükten beri başını kapatmak istediğini belirtti. Zol için asla başını açmayacağını söyledi. Necla Nazır. Ünlü Yeşilçam oyuncusu da Allah'a inancından dolayı tesettüre girdiğini ama artık kimsenin ona iş vermediğini ve maddi sıkıntılar çektiğini söyleyerek 20 yıl sonra ekmek parası kazanabilmek için başını açtığını itiraf etmişti. Ama daha sonra yeniden kapandı. İntizar. İntizar ile ilgili de bir sürü olay, bir sürü asılsız haber çıktı. Lakin İntizar haca gitti ve haca gittikten sonra kapandı. Beyda Şükür. Hakan Şükür'ün eşi olan Beyda Şükür de haca gitmiş ve dönüşte kapanmıştır. Tuğçe Kazas. Tuğçe Kazas, Yunan bir oyuncu olan Yorgos'la evlendikten sonra din değiştirip Hristiyan olmuştu. Daha sonra tekrardan din değiştirdi deyiz, ardından Budist olduğunu açıkladı. Lakin ardından artık doğru yolu buldum diyerek Müslüman oldum. Namaz kılarken sırt ve boyun ağrılarımdan kurtuldum. Namaz, Yaradan'la arandan herkesi, her şeyi çıkarıp bağ kurmanı sağlıyor diyerek kapandığını açıkladı. Neden insan? Çocukları için kapandığını, oğlunu hafız olarak yetiştirmek istediğini açıkladı. Daha fazla video için kanalımıza abone olun ve bildirimlerinizi açın. Video hakkındaki görüşlerinizi de aşağı yorum olarak yazın.